Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve Selam aleyhi resulillah. Başta medreselerde okuyan şeriat ilmi talebelerine, imam hatip talebelerine, ilahiyat talebelerine, kardeşlerime cep telefonu üzerinden, sosyal medya iletişimi üzerinden nasıl bir siyaset izlemeleri gerektiğine dair 10 noktada tavsiyem olacak. Birincisi cep telefonu ve sosyal medyayı yattan görmek yanlış nimetlerden bir nimettir. Yani sosyal medyan olmasa eksik olursun diye bir şey yok. Nimettir bu. İstifade edebilen eder. İstifade ederken yanlışa giren bırakar. İkincisi, ilim elde etmek için sosyal medyadan başka bir alternatifin yok gibi sapık bir düşünceye düşmemek lazım. Üçüncüsü, Müslüman bir talebe, cep telefonu ve sosyal medya kullanabilir ama sosyal medya onu kullanırsa helak olur. İkisi arasında fark var. Dördüncü noktamız da Allah'a davette sosyal medya ve cep telefonu farz ayin değildir. Sensin ey ilim talebesi farz ayin olan. Yani sensin Allah'a davet edecek olan sosyal medyada bir mesaj yazarak Allah'a davet fonksiyonunu icra etmiş ve böylece farz ayından kurtulmuş olduğunu zannetme. Bir, bir de beşinci mesele olarak ilim talebesi bir şeyin menfaati ile hedefi arasındaki farkı anlamalıdır. Biz sosyal medyadan menfaat elde ederiz, bunun için gayret ederiz ama o bizim hedefimiz değil. Hedefimiz Allah'ın rızasıdır. Altıncı e, nokta, Özellikle hanım talebeler, genç kızlar bu konuda erkeklerden daha fazla dikkat edecekler. Ümmetin kalbi, ümmetin yüreğidir onlar. Ve yedinci nokta, özellikle şeriat ilmiyle meşgul olan talebelerin bütün dünya devletlerinin, en geri kalmış devletlerde dahil olmak üzere sosyal medya denen şeyi eliyle koymuş bir casus gibi takip ettiklerini unutma. Salma kendini hiçbir zaman. Sekizinci nokta, Müslüman kendisini ne kadar çok izleyen var, takip eden var diye bir şeyle övünmez. Melekler takip ettikten sonra seni üç kişi de takip etse, on bin kişi de takip etse, beş milyon kişi de takip etse, meleklerden daha güçlü mü takipçi, takipçi sayısına değil, takva düzeyine bakmak lazım. Ve dokuzuncu noktamız, İki yalancıdan birisi de olma, yalancının yalancısı da olma. Sosyal medya yalancılara şahit toplama merkezi gibi kullanılıyor olabilir. Onuncu noktada bu ümmetin internet şeyhine ihtiyacı yoktur. Bağrından çıkan, gözünden feyiz akıtan şeyhe ihtiyacı vardır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.